Hepinize merhabalar, ben Tolga, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Geçenki videoda bahsettiğim gibi yeni bir hesap aldım dedim. Ve bu hesabı fazla gösterdim dedim. Sadece tık tık geldiğim yerlerde görmüşsünüzdür. Bu hesabı tanıtacağım, her YouTuber'ın yaptığı gibi beni de mazur görün. Ben de bu hesabı tanıtmak zorundayım, meraklarınızı gidermek zorundayım. Hesaba geçmeden önce işte bu hesabı nereden aldın, kime güvendin, nasıl oldu falan gibi sorunuza sonra cevaplayacağım. Şu an bir durun. Bir daha oyun planına girip kadroyu bile seçmeden bana böyle sorular sormayın, yine heyecanlanıyorum. Şimdi tableti elime alayım izninizle. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Aldım. Şimdi oyun planına geçelim. Ben orada size kadronun daha güzel halini göstereyim. Evet. Canavar bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi resmen güçlendiricili. Arayıcı boş verin. Ona da ben güç verdim. O da 101 oldu. Hepsi güçlendirici arkadaşlar. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 21-22 tane güçlendiricili vardı. Benim biliyorsunuz ki eski hesabımda fazla güçlendirici yoktu. Hatta çoğu eski epikti. 2-3 tane yeni vardı. Yani öyle yeni ikonlardan çok az vardı epiklerden dediğim gibi. Ve hesaba geçince bir level atladım. Böyle bir gelişim oldu bende. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şimdi bu dizilişi de şey diye seçtim. Hani herkes bunu kullanıyordu. Popüler dizilişlerden görün diye. Görünüyor forvette Eto'o, Shevchenko, Messi. Sol kanatta Ribery, Beckham, Makaleli bu arada bir iki maç deneme fırsatım oldu. Geçenki video izlemediyse şuraya bir yere koyarım. Bayağı iyi bir şey. Yani bilmiyorum, bunu tadına bakmayanlar bir bakabilir yani. Sol bekimiz Carlos, Nesta, Araujo, Cafu. Ben bu defans hattıyla geldim. Bununla giderim. Kalede Kan var. Yani 102 Kan'dır ama bilmiyorum, ben Schmeichel'cıyım ya. Yani hangisi daha iyi? Schmeichel mı Kan mı? Aşağı yorumlarda belirtin. Ona göre ben kullanırım. Ben biliyorsunuz değişeyim biraz. Yedeklerimizde Drogba var, David Villa var, Mbappe var. Mesela bu Maradona'yı hiç kullanmadım ben. Bu pesin başından beri hiç Maradona'yı kullanmadım. 500 maç ne oğlum? Ruhsuz musunuz ya? Bergkamp var, Eto var. Sneijder'i çok merak ediyorum. Çok iyi şutları var diyorlar. Bunun Hollanda kartı var. Bir de daha iyisi var şu an bende. Bakacağız. Nedved var. Bak, kanat için ideal bir oyuncu. Neydi bu? Tam orta saha. Yakışmadı. Ama yüksekten pas... Oğlum yerin ortam vardır inşallah. Bakayım. Tamam, var var. Ben bunu kanatta denerim, sağ kanatta. Ve Beşiktaş'ımızın gizli gözde çocuğu Guti var. Bu da herhalde yaratıcı oyuncuydu. Bunun da pas özellikleri çok iyi. Hele top kontrolü falan çok iyi. Artı şeyi var. Süper yedek var. Ben bunu ikinci yere soktum mu beni kimse durduramaz. Lan heyecandan kadrodan çıktım, kusura bakmayın, özür dilerim. Yedeklerde de Salah falan Showtime var şimdi. Biraz daha tanıtıp sana hesabı kimden aldığımı söyleyeceğim. Az bekleyin lan, az bir durun oğlum, hesap almışız lan. Yedeklerimiz, rezervelerimiz de şu şekil. Toptan böyle baktığınızda bayağı dolu bir hesap. Potumları falan çok güzel, epikleri hep. Güçlendirici var resmen ya. Yenilerden ne varsa gelmiş. Foden'ın bu kartı var. Bende bunun değişik bir kartı vardı. 99 olmuyordu. Herhalde bu boşluk kollayan Foden'in en iyi kartı bu diyebilirim arkadaşlar. Varsa kullanmanızı tavsiye ederim kanatlı. Yüksekten pasın bu kadar düşük olduğuna bakmayın. Çünkü bunda yerin orta var. Bu tık diye tutturur zaten. Merak etmeyin. Atabilirseniz şimdi. Dedim diye atamazsınız, bana patlamayın. Başka kim var kim var yukarılarda bir şey. Tamam. Varsa zaten bu hesabı ben 10 binde veririm, 100 binde veririm. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Özen fırsatçı golcü. Kafa mafa her şey bende var diyor. Ben bununla geldim aga, bununla giderim. Başka kimi tanıtabiliriz? Hiç merak ettim, çok oyuncu var. Mesela bu kim lan? Nakamura. Bak kim? Klasik 10 numara. Tamam. Ceza sahası dışı kadromuz. Orada ben özelliklerini gördüm. Şimdi fazla boşluğum arkadaşlar. Bu hesabımda Süper Lig kadrosu var. Hemen geçelim ona da. Geldik arkadaşlar Süper Lig kadrosuna. Yani ben dizdim az önce. Yoktu. Ben buldum. Bayağı da dolu. Şunlar da Süper Lig'den, şu iki tane görmüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hadi tıklayayım siz. Şimdi bunlar da Süper Lig'den. Arkadaşlar Ceko, Mertens, Ziye var ya, bunlarla ne içerik çıkarırız? Tabii bu içeriği ben fazla düşünemiyorum arkadaşlar. Yeni acemi bir YouTuber. Sizin gibi deneyimli takipçi aşağılarda yorumlarda ne gibi içerikler çıkartabilir? Yazarsa çok isterim. Livakovic, Sanchez, Kaan Ayhan, Erik Bailly, Angelino, Chamberlain, Fred, Ferdi, Ziye, Deco, Mertens. Başka ne isteyeyim ki abicim ben? Yedekler zaten biliyorsunuz ki, beni eskilerden bilenler bilir. Ben bu adamla can veririm aga. Bu adam benim her şeyimdir. Beşiktaş'tan gitti, kariyeri bitti aynı ben gibi. Arkadaşlar fazla boş yaptığım gibi hissettim biraz. Bu hesabı kimden aldım? Biraz takımdan geleyim, orada da göstereyim. Arkadaşlar bu hesap 52 epikli bir hesap. 52 epik Showtime'lı falan karışık. Şimdi oyunculardan geleyim, ben daha iyi görürsünüz. Gördüğünüz gibi burada Messi'nin 2 tane özel kartı. Kevin De Bruyne Showtime falan. Van Nistelrooy, Owen. Mesela ben bu kartıyla hiç ovanmadım ne lan? Oynamadım. Özelliklerine bakmak istiyorum. Sürücülük 95. Hız 92. Hızlanma 97. Şut gücü 79. Ya bunun şut gücü bu kadar düşük lan? Ben daha iyi vururum. Sağlık olsun. Başka bak. David Villa'nın bende 100 big time kartı vardı. Buna da bakmak istiyorum. Öyle hiç benim öyle bir kartım ilk defa, 102 bu gezici kanat herhalde, şut gücü falan 94. Ben bunun geçen maçını izledim de şovlar yapıyor 2011 Barça Real karşısında, çok manyak bir kart. Arkadaşlar dediğim gibi bu hesap 52 epikli. Şimdi bıraktım tableti, sizle konuşalım. Bu hesabı nereden aldım diye soracaksınız. Ali Çavdar'dan aldım arkadaşlar. Ali Çavdar kimdir vesaire. Ali Çavdar bildiğiniz gibi Remzi abinin de tanıdığı yakın dostlarından biri. Bu hesap işlerini ben sadece tek bildiğim isim ve sadece tek bilmem gereken isim Ali Çavdar arkadaşlar. Yani aşağıda zaten merak eden için linkini koyarım. Hesap alım satım işte
sistemlerine falan. Ali Çavdaraz'a bir her bütçe uygun güzel hesaplar çıkıyor. Güzel de şeyleri var. Yani bakın abicim, almıyorsanız da bakın hesabını takip edin. Görün yani hesapları. Ben mesela hepsini beğenirim ama bunu aldım. Bana bu lazımdı. Sırf niye için aldım? Ronaldo için aldım. Dur! Aman koyayım, donumu da vereceğim. Al. Hadi arada da epikler falan vardı güçlendi. Hadi onlar için de almış olayım. Yani dediğim gibi hesap çok güzel arkadaşlar. Nasıl anlatayım ki hesabı? Sınav denilen Nesta'sını ilk defa yenip güçlendirici çok bu kadar kart görüyorum kendi hesabımda. Potuları da sağlam. Her potu bu 99-100 arası bir şey. Gördüğünüz gibi değişik değişik kartlar var ilk defa gördüklerim. Mesela ben bu sene hiç Skos'la oynamadım. Maradona 1, Skos 2. Biliyorsunuz benim Skos'la efsanemdir. Çok iyi golleri var. Şut gücü falan bunun hayvan gibi olması lazım. 90 yapmış, ayıp etmiş. 90 ne aga? Bu adam 100 olacak. Herkesin istediği tek kaleci. Oğlum buna niye güçlendin? Neyse dur vereyim. Herkesin istediği tek kaleci ya. Başka da kaleciye gerek yok aga. Bundan oyuncu ilerlemesi sıfırlayayım. Bakayım belki özellik basarız yanlışı. Bundan başka kaleci tanımıyorum ben. Zaten 97 yaptım bak. Bak görüyor musun? Taktiksel zeka. Başka Sonen'in bu kartı var. 99 diye biliyorum bu. Hızımızı her şey var bu öküz şerefsiz hainde. Derken zaten şut gücü 90.000 falan. Manyak bir şey diyorum ya abicim. Böyle hesabınız olmasın istiyoruz. Dediğim gibi aşağıda linkten Ali Çavlar'ın Instagram hesabını bıraktım. Oradan girip bakın abi. Sonra dedi ki Tolga Bekdemir'den geldik değil mi? Bizim de reklamımızı yapın oradan, şaka. Yani içinizden kalmıştır. Nakamura var demiştik zaten. Kafa, Kluivert falan. Biraz da potuplarımıza bakalım. Arkadaşlar ben bir şey merak ettim. Bu Kawaguchi niye açtı çok merak ediyorum. Ben bunu bir iki maç denedim. Manyak bir kaleci ya. Vallahi yok böyle bir şey. Ne yapıyor çocuk? Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya o ufacık oğlan. Evet. Bakayım özellikle 96-99 oluyor bu arada. Ben bunu denedim zaten diyorum. Farkındalık falan 96 hızlı ama bu 99 falan değişik bir kart. Başta kimleri oynatmak isterim buradan? Bellingham'ın OS kartı var. Casemiro var. Değişik bir kart. Hiç oynatmadım. Bu sene hiç çok oynatmadığım oyuncu var. Zomarone, Elver, Van der Vaart, Amor. Ve o ne lan öyle? Sen kimsin kral? Sen 10 numara falansın herhalde. Allah Allah değişik bir kart. Dediğim gibi arkadaşlar içerik fikirleriniz yani bu hesaba göre yapın yani bu hesap 50 kepikli. Emrinizde AMD benden sonra. 8.5 milyonda GP'si var. Sıkıntı etme ben alırım oyuncuyu basarım. Bir de bunun şey kadrosu kurmuştum ben sizin için hemen ona da bir geçelim. Potuf kadromuz da bu şekilde. Demiştim zaten 199 orası çok fena potufları var arkadaşlar. Vinicius'un 100 kartı, Vinicius'un Showtime'ı bile 100 lira olmasa da olur, yüzlüğü var. Griezmann'ı biliyorsunuz çok seviyorum ve 100'lük kartı var. Herhalde bu boşluk kollayanlı. Boşluk kollayan fena bir kart arkadaşlar. Böyle bir kart varsa yorumlara yazın diyeceğim de yok böyle bir kart. Kevin De Bruyne zaten kendisi demiş Ronaldo ile oynamak istiyorum hemen arkasına koydum. Rodri, Ülkay falan filan hesap dop dolu. Evet, hesap sürekli dop dolu diyeceğim çünkü hesap dop dolu arkadaşlar dediğim gibi. Yani Guardiola 99 Alaba. Herkes bunun için MC harcamıştı diye biliyorum. Big Time Guardiola'dan daha iyi diyorlardı. Bakmışsın o kadar iyi mi? O ne lan? Oha! Harbi iyi oğlum. Hakimi Donnarumma. Bu kel mi lan? Bakayım. Aa kel lan bu. Yazık lan. Türkiye galama sana bir saç tık tık yaparlar abicim. Haaland'ın yeni gelen kartı var. Neydi lan bu? Fırsatçı golcü gelmiş. İlk defa görüyorum bunu. Sürekli kurnaz. Bitiricilik 98. Şut gücü 94 mü? Fena bir hesap. Fena yani. Şurada her birine baktıkça gurur duyuyorum ben. Yani bunlarla ne yapılır ki arkadaş? Şunlara baksana. Hepsi bana bakıp gülüyor bak. Şu Julian bile bana bakıp gülüyor ya. Ben de ona bakıp gülüyorum karşılıklı. OS kartı mı lan bu? Boşluk ol hemen bunu forvet oynatırım. Dediğim gibi arkadaşlar fazla boş yapmadan yeni hesap tanıtımını fazla bilmediğim için bu kadar hızlıca anlattım. Canınız sıkılmasın çünkü hesap tanıtımı abi oynamıyoruz etmiyoruz. Yoruldum. Şimdi tableti bırakayım şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi yeni hesap tanıtımında zaten fazla bir şey yapmaya gerek yok. Hesabı gördünüz ettiniz her şeyi de yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Ben hızlı geçtim. Canınız sıkılmasın diye ben biraz farklı içerikçiyim. Ya farklı içerik dedim farklı yap yani. Ne öyle yavaş yavaş al bunları gördüm oynatmak istediklerimi göster. Onu tıkla bunu tıkla yapamam şu an hiç yorulamam. Onu tıkla bunu yap yapamam yani. Size canınızı sıkmak istemem. 52 hesap epikli. Showtime, Big Time hepsi karışık arkadaşlar. Biraz o hesapta da 105 Messi de vardı da. Gitti ya. Yapacak bir şey yok. Bazen zaten kelimeler yetmiyor anlatmıyor onu. İlk golünü attı ve gitti. Olmasaydı sonumuz böyle bir Messi. Neyse Ronaldo abimde ben iyiyim sen boş ver. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Aşağıda linkten Ali Çavdar'ın Instagram hesabına ulaşıp hesabına bakabilirsiniz. İstediğiniz hesap var mı yok mu? Büyük ihtimal bulursunuz. Her bütçe uygun güzel hesaplar var. Sağlam hesaplar var. 52 epikli hesap dedim arkadaşlar zaten. Hesap güzel sağlam. Aşağıda yorumlara aşağıda hakkında kısmına koyarım. Oradan Instagram hesabımı takip edin. Ben fazla boş yapmadan videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Bu hesapta yeni challenge'lar falan söyleyin. Ben yaparım hepsini. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz.